Yasutoshi Kamata 10 Temmuz 1940'da Azu şehrinde doğdu. Bir han sahibinin oğluydu. Büyüdüğünde yerel bir kadınla evlendi ve bir handa tek kullanımlık yemek çubukları satarak çalıştı. Ancak karısının onu aldattığını öğrenince iki çocuğunu aldı ve 1960 yılında Nishinari-ku'ya taşındı. Restoranın işinde çalışan kadınlara çalıntı malları yüksek fiyatlara satarak geçimini sağladı. Kamata, iş ortakları tarafından çok sevilen, sevimli, tatlı dilli, nazik bir kişi olarak görülüyordu. Ancak ani öfke patlamalarına yatkındı. Kamata'nın çalışma tarzı, kadınları Osaka çevresindeki çeşitli apartmanlara çekmek ve ardından onları boğmaktı. Bilinen yaklaşık 20 adresi olmasına rağmen 3 cinayetini Nishinari-ku'da işledi ve son ikisini Naniwa-ku'da işledi. Daha sonra suçlu bulunacağı cinayet suçlamalarına ek olarak 3. ve 4. cinayetlerde hırsızlıkla suçlandı ve ardından mahkum edildi. İlk kurbanı 46 yaşında bir ev hanımıydı. Evli ve 3 çocuğu olan kadın 14 Mayıs 1985'te bir bara gitmeye karar verdi. Kamata bardaydı. İçmeye davet ettiği kadınla birlikteydi. Gecenin sonunda kadını eve geri getirdi. Kadın yakınlaşmaya direnmeye başladığında kadını boğdu. Ceset sadece Kamata tutuklandıktan sonra bulundu. Bölgenin yakınlarındaki ormanlık bir alana atılmıştı. İkinci kurban 16 Nisan 1985'te saat 5 civarında yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisiydi. Kamata onunla tanıştı, ardından sushi restoranında yemek yediği görüldü. Ondan sonra kızı eve getirdi ancak kız 10.000 yen talep etti. Kamata sinirlendi ve çıplak eliyle onu boğdu. Kızın canına kıydıktan sonra yere halı ve örtü yaydı. Testere ve mutfak bıçağını kullanarak parçalara ayırdı. Daha sonra Kamata kalıntıları karton kutuya yerleştirdikten sonra kiralık bir arabaya koydu ve yol kenarına bıraktı. Ertesi sabah erken saatlerde kurbanın kalıntıları bir aile çiftliğinin yakınlarında bulundu. 6 Eylül'de Kamata polis şefine alay mektubu gönderdi. Mektubu gönderdikten sonra Tokyo'ya kaçtı. Nara eyalet polisi kızın kaybolduğu gün nerede olduğunu takip ederken kimliği belirsiz orta yaşlı bir adamla aynı sushi restoranını ziyaret ettiğini öğrendi. Mektupta yazan iddialar tutarlı olarak görüldü. Polis katilin gerçekten mektubu yazdığına karar verdi. 22 Ocak 1987 tarihinde saat 5.30 civarında Kamata 9 yaşındaki bir kız çocuğunu okuldan eve dönerken durdurarak kaçırdı. Onu evine getirdi ve kıza cinsel taciz niyetinde bulundu. Ama kızın çığlıkları onu bunu yapmaktan alıkoydu ve onu boğdu. Onu öldürdükten sonra cesedi dağa attı ve sonra kurbanın okuduğu ilkokulu 4 ya da 5 kez aradı ve öldürdüğü kız için 30 milyon yen fidye hazırlamalarını istedi. Ancak 4 Mayıs'ta kızın cesedi yakın bir ormanlık alanda bulundu. Kamata 3. kurbanını öldürdükten kısa bir süre sonra Ekim 1989 ile Ağustos 1991 tarihleri arasında yapılan birkaç hırsızlıktan mahkum edildi. Mart 1993'e kadar hapiste kaldı. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra tekrar can almaya başladı. Sık sık seyahat ettiği Todoromi yakınlarındaki ormanlık yolu kullanmaya başladı. 24 Temmuz 1993'te Kamata, 45 yaşındaki bir bar çalışanını evine çağırmak için para ödedi. Ancak kadın eve geldiğinde onu boğdu. Sonra kurbanın cesedini bir testereyle parçaladı ve ormanlık alana attı. 4 Nisan 1994'te Minoh Polis Teşkilatı'ndan bir araştırmacı motorla ormanı inceliyordu. 24 Temmuz'da tesadüfen kimlik doğrulaması yoluyla 4. kurbanın iskelet kalıntılarını buldu. Mart 1994'ün sonunda Kamata, 38 yaşındaki bir restoran memuruna onu evine getirmek için para ödedi ve ardından o kurbanı da boğdu. Ardından kurbanı ormanlık alana attı. Bunun dışında kadının kıyafetlerini çaldı ve daha sonra yüksek bir fiyata sattı. Kurban 3 Nisan'da bulundu ve kimliği 4 Kasım'da belirlendi. Kamata bir depodan kıyafet çalarken görüldü ve daha sonra Nisan ayında hırsızlık suçundan tutuklandı. Kamata, ikinci cinayetinde kullandığı kiralık arabadan parmak izleri Osaka polisi tarafından alındı. İnceleme sonucu ikinci kurbanını öldürdüğünü iddia eden gizemli mektupla eşleşti. 10 Mayıs'ta Osaka ve Nara eyalet polisi davalarını Kamata'ya açıklatmak için onunla işbirliği yapmaya başladı. Ortak bir soruşturma başlatıldı. Kamata, ikinci kurbanını öldürdüğünü ve parçaladığını kabul etti. 2 gün sonra ölümle suçlandı. Kısa bir süre sonra bilinen 3 cinayetin yanı sıra dava ile alakası olmayan ilk kurbanını da öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma aşamasında Kamata, kız öğrenci cinayetine fidye mektubu dışında tüm suçlamaları kabul etti. Ancak mahkemeye çıkarıldığında masumiyetini ilan etti ve gerçek katilin arkadaşı olduğunu, sadece ona yardım etmek istediğini iddia etti. Kamata'nın avukatları delillerin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Duruşma 13 Mart 1996'da Osaka Mahkemesi'nde başladı. Kamata iddianameyi hatırlamadığını söyledi, özellikle 3. cinayetle ilgili tüm suçlamaların saçmalık olduğunu iddia etti. 8 Ocak 1999'da Kamata'nın hırsızlık suçlamalarıyla ilgili temyiz davası açıldı. Japon yasasına göre idam cezası duruşma kapsamında Osaka Bölge Savcılığı cinayet suçlamalarına katıldı. Bununla ilgili savcı, cinayetlerin acımasız Kamata'nın antisosyal davranışlarının ve idam cezasının eylemleri için adil bir ceza uygulanmasını belirtti. Telefonla arayanların gerçekten Kamata olmasının yüksek olduğu kabul edildi. 4 Ocak 1999'da yapılan kapanış argümanları sırasında tüm cinayetleri sözde suç ortaklarını saptamak üzere masumiyetini ilan etmeye çalıştı. Sadece cesetlerin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini söyledi. 24 Mart 1999'da yargıç, Kamata'yı ilk 2 cinayetten suçlu buldu ve ona ölüm cezası verdi. Fidye suçlaması ile ilgili olarak mahkeme kanıtları yeterli olmadığı için beraat etti. Karardan hemen sonra Kamata, mahkumiyetini Osaka Yüksek Mahkemesi'ne temyize edeceğini ve fidye suçlamasıyla beraatının masum olduğunu kanıtladığını söyledi. Kamata, Cumhurbaşkanı ve müfettiş tarafından saldırıya uğradığını, savcı tarafından bile kabul edilen fidye suçlamasından beraat ettiğini belirtti. Savunmanın argümanları müvekkillerinin masumiyetini ilan eden bir açıklamayla kapattı. Temyiz davası kararı 27 Mart 2001 tarihinde yapıldı. İlk cinayet ve fidye olayından Kamata beraat etti. Ancak işlediği 2 cinayette tekrar idam cezasına karar verildi. 13 Nisan 2001'de Kamata mahkumiyetini temyiz etti. 8 Temmuz'da Yüksek Mahkeme Kamata'nın idam cezasını korudu. İdam cezasına karşı çıkan Kamata, çeşitli örgütlerle kampanya yürütmesine rağmen infaz tarihine kadar 17 yıl boyunca idam hücresinde kaldı. 2016 yılında Adalet Bakanı Kamata için ölüm fermanını imzaladı. 25 Mart 2016'da Osaka gözaltı evinde asılarak idam edildi. Kadın cinayetlerinin tarihi ve yeri yok. Bu cinayetler ne zaman son bulacak? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Hoşça kalın.